şey başladı. Evlenme hazırlığı falan filan. Eşimi de halanı hiç tanımıyorum. Yüzünü bile görmedik ya. Bu ne biçim evlilik ya? Burada yakın yere niye hiç görmedin? Oradan geçeceğim, bana kaldı, orada bakmadı. Allah Allah. Neticede düğün oldu. Bir hafta 10 gün üzerine dedim ona, ya hanım sen bana buradan geçerken bile yüzüme bakmadın da evlendik, herhangi bir sistem uymadan benim hal hareketime uydun, bir aile yapısını kurduk. Bunun sebebi nedir? Diyor ki o adam, yuva kuruyorsun, yuva haberin var mı? Düğün oldu. Sabahleyin kalktık. Yeni evlilik bu. O bu. Baktım karı kalkmış. Ne oldu bu karı ya? Gitmiş. Anam getirmiş onu ahire. Ya ilk akşam oğlunu evlendirdin. Bunun hanımını sivilin yanına getirilir mi? İşte o zamanın tarihi kaynanalar öyle. Velhasili kelam öyle devam ettik. Orada burada fakat tabii anam sert bir kozakarıydı. Eşim de biraz yavaş idi, bereketli iş yapardı falan. Neticede yemeği yapıyorum, ondan sonra bulaşıklarımı yıkıyorum. Bunları efendim yerleştiriyorum. Ondan sonra ne yapıyorum? Sıcak bir hafta kırdım mı? Ondan sonra ne yapıyorum? Ondan sonra gidiyorum. Namazımı kılıyorum, Kur'an'ımı okuyorum. Yatak zamanı geldi mi saat 11'de yatarım. Odunu alıyorum. Geliyorum. Babamı yakmaya çalışıyorum. Ya bak şimdi burada mesela sobayı doldurmuşum. Bakar mısınız? Bunları koymuşum, her şey hazır. Hava soğumaya durdu, buna bir ateş, ondan sonra yan gel yeteş ağa. Bizi sade olacak, gece ararsan, buna bir, sen film çekiyorsun diye bir uydurma yok yani. 24 saat içerisinde hanımım uykuya daldım. O anda aklımdan gidiyor, gözüm açıldı, Bediye Hanım geliyor gene aklıma. Yapacak bu iş yok. Allah herkese böyle eş nasip etsin. İki giderim, bir giderim. Cuma akşamı Altıntaş Kur'an kursu olduğu için Hoca Efendi de yazın şey yapıyor, camiye yapıyor hatimi, çok güzel oluyor. Yani bu bölgelerde ne Büyükköy'de var, ne yukarıda var. Bu Altıntaş camisi keramettedir yani, bilmiyorum da. Çalışması lazım derneğe. Koşacaksın. Ne şey var idi. Ne garip bir zamanlar var idi. Koca Cabir çoluğun oğlu. Allah gani gani rahmet eylesin. Emizem 86 yaşında araba kullanıyor. Görüyor musun? Bu nimeti de veren Rabbimiz. Görüyorsunuz? Gelmiyorum. Böyle 5 vakitte gelmiyorum da. 2 uç bir kurs var. Oraya gidiyorum. Gerçekten hapı yutmuştu. Zememe para etmez. Ha bu telefonlarınız var ya. Ha bu cep telefonu. İşinizi bitirdim. Hacı Salih abi, Bedriye halamız öldükten sonra çok gariplik çekti. Ama inancının sağlam olmasından dolayı hiç taviz vermedi. Yaşa, manevi yaşantısına devam etti. Kurs hizmetlerine devam etti. Ha, tamam. Allah Allah
sağlık sıhhat versin, hayırlı uzun ömür versin. Cennette de Bediye halamızla buluştursun inşallah. Amin. Muazzam. Yanında kahvaltısını, şeyini yaptırıyordum. Ondan sonra gidiyordum. Bulaşıkları da yıkıyordum. Ondan sonra adam, eşim diyor bana ki, o adam benden belayı buldu. Diyorum ona, sana hizmet etmekten mutlu yaşamayı ben, nasip oluyor bana. Onun için sana zevk alıyorum bu hizmetten dolayı. Ve kalp hastası olduğu müddetçe son nefesine kadar da öyle devam ettik. En sonunda yataktan şeye, nedir o, yoğun bakıma, oradan 2-3 gün üzerine mezarlığa buldu. Çocuk dünyaya getirdi, büyüttü. Kendi öldü gitti ama esareti geride. Kızımı görürüm aklıma gelir, uşağımı görürüm aklıma gelir. Yani bu neden kaynaklanıyor biliyor musun torunum? Mutlu yaşarsan bunları hezelersin. Mutlu yaşamazsan zaten belanı buldun. O zaman öyle. Yalnızlık Allah'a mahsus. Kimseye Allah böyle yalnızlık nasip etmesin. Çünkü hanımın elde mi kıyametin koptu demektir. Onun için Allah tüm eşlerinize beraberce uzun umur yaşamayı nasip et. Yapacak bir şey yok. Ama inanmış insanlarız. Ölüm hak. Biri önce, biri sonra, ikisi beraber ölüm olayı olmaz yani. Ama biraz tabii canımı yaktı, özlüyorum. Hayatımız 60 sene beraber geçti. Öyle kolay değil. 6 sene değil ha, 60 sene. Fakirlik gördük, zenginlik gördük. Öyle devam ettik. En sonunda 5,5 sene önce rahmet melekeleri geldi. Ruhunu teslim etti. Halanın en önemli şeyini anlatayım sana. Mesela resimlere, resmine baktığım zaman gözlerin oluklar akmaya başlıyor. Bu gerçek. Bizim şeyimiz öyle dalavar olmaz. Yaşam öyle. Demek ki eşimle mutlu yaşamasaydım bu kadar özlemezdim. Değil mi yani? Sizin yapacağınız bir iş var. Bu amcanızdan, Kılıbuk başkanıydım ya. Amcanızdan bilgi alıp da eşlerinizden uyum yaşamayı Allah nasip et. Evin balkonuna niye bakacağım? Geliyorum buraya, yanından bakıyorum. Resimlerine bakamıyorum. En büyük zaat tarafım o. Resmini gördüğüm an gözden aşağı koveriyor yaş. Bu da bunun 60 senelik yaşam mücadelesi verdiği için eşiyle beraber yani. Çok mutlu yaşadığımız için demek bu aşıklık kaybolmuyor. Ya evladın sevgisi ayrı, eşin sevgisi ayrı ya. Onlar ayrı bir şey. Yani şimdi sevgi şöyle bir şey var. Sevgi tek taraflı olmaz. Karşılıklı olur. Eş, karı koca birbirine sevgi saygı gösterdiği zaman onun şey öyle olur. Öyle tek taraflı. Ben eşimi seviyorum. Eşin seni seviyor mu? Yaramazlık yaparsan ne olur?